Biter mi başkan? Bir senede bitireceğiz. Hayır şöyle, orada sıkıntı var. Ben bu stat konusunda bir iki üç yazı yazdığım için biliyorum. Hiçbir sıkıntı ben şeyden yok. Korkuyorum orada. Ben hayır fikrimi söyleyeyim. Yani sırf şey için söylüyorum ben. Sor. Yanlış. Sor. Arşivde bulunsun diye. Ertuğrul Günay'ın bir şeyi var. Diyor ki oradan en büyük korkum tarihi eser çıkarsa alttan üstüne stat yapılmayabilir diyor. Şimdi, bakın şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben bu siyasetçileri bildiğim için bakın, onlar o arazinin gözü var. Ya. Şey derler mi sen, onu merak ediyorum. Anlatayım. Başkan senin borcun 500 milyon. Biz sana şu... Anlatayım. Hayır, şunu sorayım lütfen. Başkan biz sana şu Beşiktaş'ın borcunu kapatalım. Hatta size bir de 500 milyon daha verelim. Sizi bir yere taşıyalım. Aynı Gazi usulü. Gelin siz şu burayı verin deseler ne dersiniz? Merak ediyorum yani. Yani hem 10, borcu kapatıyorsunuz. 14-15 aydır Beşiktaş kulüp başkanıyım. Ve bu stat projesini ben geldiğimde izni var diye lanse edildi. Geldiğimizde gördük ki müracaatı bile yapılmamıştı. Ve 14-15 ay içerisinde bütün bu konularla tek tek ben uğraştım. Umut Güner diye de çok kıymetli bir yönetici arkadaşım var. Onunla beraber uğraştık. Hiçbir kişi ima, uzaktan, yakından, yüz yüze veya bir başkası kanalıyla böyle bir konu geçmedi. Bu birincisi. Bundan sonra İkincisi geçemez. Çünkü orası stat olarak planlarda işlenmiş bir yer. Orada stat olacağı işlenmiş ve onaylanmış bir yer. Üçüncüsü buranın irtifa hakkı 40 sene daha Beşiktaş kulübünde. Tapusu bizde. Hayır, sizle anlaşarak diyorum ben. Bizde anlaşacak değil. Bizim niyetimiz belli. Biz oraya stat yapacağız. Peki. Ve önümüzdeki hafta pazar günü de yıkımına başlayıp inşaata başlayacağız. Bütün izinlerini İnşallah almışız. Şimdi biz size, ben bir bakanım. Hükümetin bakanıyım. Size diyorum ki Fikret Bey, biz sizin borcunuzu ödeyelim 500 milyon lira. Yani yanlış anlayamıyorum. Özür dileyerek söylüyorum bunu. Böyle bir şey yapacaksınız demiyorum. Turizm Bakanlığı'nın böyle bir bütçesi yok. Şu borcunuzu ödeyelim. Size biz açıktan 500 milyon lira verelim. Siz de güzel bir Galatasaray usulü bir yere taşıyalım. Bunu ne kadar seviyorsun böyle sorular sormayı ya. Yani bir şey ne kadar seviyorsun böyle soruları? Yani olmayacak bir şey bu. Olmayacak bir şey değil. Olmayacak bir şey üzerine. Yani olmayacak. Parayı bakalım. Bu konuda da çok soru var. Yani gidecek mi staff diye izleyiciler soruyor. Bakın söylüyorum. Böyle söyleyince rahatlıyor insanlar. Anlatıyorum. Yani müsaade edin anlatayım. Tabii tabii. Kimse bize böyle bir teklifte bulunmadı. Biz pazar günü stadımızın yıkım işlerine başlıyoruz, inşaatına başlıyoruz ve biz oraya yeni bir stat yapacağız. Hayırlısı. Planları çizildi, bütün projeleri onaylandı, anıtlar kurulu onay verdi ve biz oraya yeni bir stat yapacağız. Ya bizim de gönlümüzden geçen o zaten. Zaten o rotada gidiyoruz. O rotada giderken şimdi birisi gelip de böyle olmayan bir şey üzerine bir yorum yapmamız doğru olmaz. İkincisi şunu söyleyeyim. Bunun altından bir şey çıkacak. Tarihi kim şey. Kim altına girmiş de görmüş bunu? Yani bu bir su mu ki dalmış da altında... Sivis Otel'de çıkmıştı ya, mesela bir ara. Orada Sivis Otel'de çıkmıştı. Yani arkasında Ritz-Carlton yapılmış. Orada evet. Çıkmamış. Bütün Taksim'in altı kazılıyor. Orada çıkmamış. Sivis Otel yapılmış. Orada çıkmamış. Tam sarayın yanında Shangri-La Oteli yapıldı. Orada çıkmadı. Yani gelip bunun altına kim girdi de gördü. Birkaç tane yıldız futbolu çıkar belki altta. Olumsuzluk başkan, üzerine yani en az konuşuyorlar. En az sizin kadar bizim de çok sevdiğimiz İstanbul'un bizim stadımız yani bu. Sizin kadar kendimizin hissediyoruz ve o yüzden stat yapılsın istiyoruz zaten. Bizim korkumuz bir allem kallem olmasın zorunda. Hiçbir şey Sayın olmaz. Sayın Başkan da işte hani cevaplar yani çok ben, soru vardı bu konuda yani, siz dediğiniz gibi stat elden gider mi? Orada bir tane kanal vardı. Kaygısı su kanalı vardı. Herkes o su kanalını tarihi bir kanal diye zanneder. O su kanalı 2004'te stadın kapasitesi büyütülürken zaten bypass yapıldı. O arazinin içerisinden geçmiyor. Bunun haricinde yapılan bütün spekülasyonlar bir palavranın üzerine oturmuştur. Çünkü bu bir kazılıp da bulunup üstü kapatılmış bir şey değildir ki. Hayal. İçerisinde bir şey çıkarsa, çanak çıkar, çömlek çıkar, ne çıkarsa nasıl ki... Bakarsın hazine çıkar, işinize yarar. Yani. Ya ben sene çıkacağını sayın başkan. Devam edeyim başkanım oraya girmişken. Şimdi ben şöyle görüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncu kalitesi olarak sizin çok üzerinizde. Bu çok net yani tartılacak bir konu bile değil bence. Siz bu aradaki farkı nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Yıldız transferi geliyor mu? Şimdi Beşiktaş mesela bu sene başarılı oldu diyoruz. Neye göre başarılı oldu? Cevap vereyim. Şöyle şundan geleyim ki ona göre cevap verin. Şimdi sezon başı öyle bir hava yaratıldı ki Beşiktaş'ta. Bu takım 10. olur. 8. olursa iyi havası yaratıldı. Takım 3. oldu. Herkes çok başarılı Beşiktaş. Sizce normal bir Beşiktaş 3. olduğu zaman başarılı mıdır? Ben biliyorsun hep buna cevap verdim. Hatta bazı zaman da yanlış algılamalara sebep verdi. Beşiktaş'ın tek hedefi olur. Şampiyonluk olur. Yani neye göre başarılı Beşiktaş? Şampiyonluğun haricinde ne neticesi olursa olsun benim açımdan başarısızlıktır. Ama
her sene şampiyon olunmaz. Bir istikrarlı bir gidişat olur. O gidişata göre her sene üzerine koyarak gidersiniz. Ve sonunda istikrarlı bir şampiyonluk serisi yaşarsınız. Beşiktaş'ın yaşaması gerekli olan şey budur. Çok katılmıyorum Beşiktaş'ın rakipleriyle olan kadro farkına. Beşiktaş'ta çok önemli oyuncular bence vardır. Ve geçen sene de çok önemli oyuncular, yeni oyuncular takıma girdi. Ben bir Oğuzhan gibi bir oyuncunun hiçbir takımda olduğuna inanmıyorum. Yani çok başarılı bir, çok kabiliyetli olduğuna inanıyorum. Bunları yıldızı transfer etmeyle değil, yıldızı biz yaratan bir kulübüz. Yani sen de bizde ilk top oynamaya başladığında Sergen altyapıdan gelen bir oyuncuydu. Ama oynamaya başladıktan sonra büyük bir yıldız olduğunu ve takım içerisinde önemli bir yıldız olduğunu herkes gördükten sonra yıldızlığın üzerine koyarak gitti. Metin'i de biz aldığımızda çok büyük yıldızlıydı. Feyyaz da öyle değildi. Şifo da öyle değildi. Ama işte, onlar şimdi durum çok farklı. Onlar Anadolu'dan geldi hepsi. Şimdi, onların hiçbirisi Beşiktaş'ta futbola başlamadılar. Yani ben 12-13 yaşında oynarken bile bizim 20 yaşındaki halimiz çok net olarak belliydi. Şimdi onlarla benim aramda dağlar kadar fark var oyuncu kalitesi olarak. Kıyas olarak yani ama. Kıyaslamak için söylemedim. Şunu yani anlatmaya çalışıyorum. Siz mesela Oğuzhan çok oyuncu, Oğuzhan gibi bir oyuncu yok dediniz. Evet. Bunlar 6 ay evvel var mıydı? 5 yaşa geldikten ve sezona baktığımız zaman biz Oğuzhan'ı mesela hatırlıyor musun? Hı hı. Sezonun ilk yarısında 3-4 maç inanılmaz oynadı. İnanılmaz Oğuzhan oynadı. İngiltere Premier Lig'de oynar falan gibi laflar çıkmaya başladı. Ondan sonra bir döndük 5 ay sahada yoktu mesela. Şimdi siz kritere baktığınız zaman çok sıkıntılı bir oyuncu. Mesela devamlılığa baktığımız zaman çok sorunlu bir oyuncu. Ben oyuncu kalitesinden bahsederken şundan bahsettim. Bugün Galatasaray'ın orta sahasına, savunmasına, Fenerbahçe'nin orta sahasına, savunmasına baktığımız zaman Beşiktaş ve Trabzonspor'u da bunun içine alayım. Maalesef çok geride kalıyorlar. Sağ içine bakarak konuşuyorum. Hani oyunculara bakarak. Yani hayır, Beşiktaş gibi takım mesela 50 tane gol yemez. Hayır, anlatmaya çalıştığım aynı, o. 50 gol yemesi de önemli değil. Ben orada da değilim. Ben şunu soruyorum. Ben derken Beşiktaş taraftarı şunu soruyor. Bu oyuncu mesela siz ikinci yarı başladığınız zaman Ankara Gücü'nü aldınız. Sinan'la maça başladınız. Öyle değil mi? İlk 11 başlattınız. Şimdi bu bir tam bir şey ya, hiç dünyada yapılmayacak iştir bu yani futbolda mesela. Ben kendi açımdan söylüyorum. İzleyici olarak söylüyorum. Şu kaliteyi yani kötü oyuncu olduğundan değil, zamanı değil. Yani şampiyonluğa giden bir takımda olmaz bu tür. Oyuncular başlamaz oyuna yani. Siz bu aradaki mesafe mesela oyuncu katkısını mesela bu sene Beşiktaş'a kaç oyuncu katmayı düşünüyorsunuz ve maddi durum nedir? Kalite olarak çünkü bir taraftar merak ediyor. Seneye oynanacak mı? Onda stat da dahil mesela. Hangi statta oynayacak Beşiktaş? Evet, o da çok yani soruldu. Hangi statta? Ben olimpiyatta oynar diye duydum mesela. Olimpiyatta oynadığınız zaman sizin şampiyonluk şansınızın çok fazla olduğunu ben düşünmüyorum. Kimi alırsanız alın mesela. Bu bir taraftar görüşüdür yani benim söylediğim. Çünkü olimpiyatta ben de oynadım. Olimpiyatta da futbol oynanacak bir stat değil. Benim tavsiyem hiç orada oynamayın yani maçları mesela. Eğer seneye büyük hedefler koyacaksanız. Bitti mi? Evet. Şimdi bu sene yaklaşık 10 ila 15 milyon euro gibi bir transfer bütçemiz var. Geçen seneye göre çok daha avantajlı bir durumdayız. 10 ila 15 milyon. 15 milyon euro civarında bir transfer bütçemiz var. Ve yaklaşık olarak direkt takıma oynayacak 6 tane oyuncu alacağız. Ve şu anda da kısmen görüşmeleri başlandı. İlgilendiğimiz oyuncularla. Mevkiler... Sayın Başkanım mümkün mü? Mevkilere girmem ben. Tamam. Bir yıldızla anlaştığını söylüyor yalnız. Olabilir. Biz bundan sonraki süreçte futbolla alakalı cevapları Önder Bey, Önder Özen cevap versin. Şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ta futbol takımına bu sene daha fazla yatırım yapacağız yani. Ve mesela özellikle defans bloğunda çok gol yedik. Oralara biraz daha yatırım yapmak istiyoruz. Her mevkide alternatiflerimiz de var. Stat konumsu daha açıklığa kavuşmadı. Bizim için en son çare şudur. En son nokta Olimpiyat Stadı'dır. Olimpiyat Stadı'nda biz oynayacak olsak ben biz 6 ay evvel de Olimpiyat Stadı'nda oynarız derdim. Olimpiyat Stadı'nın futbol ambiyansına uygun olmadığını. Evet. Yani stadın mesafesinin uzak olması değil. Mesela Gebze'de bir stat var mesela. Gebze'de bu Olimpiyat Stadı'na göre daha uzak bir mesafede ama stat butik. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Futbol bir seyir zevki olan, özellikle Beşiktaş gibi coşkulu taraftarın rakip takımı boğabileceği ve her dakika sahanın içerisinde olabileceği bir şeydir. Kaç bin kişilik Sayın Başkan Gebze? Gebze'yi ben örnek olarak söyledim. Yani mesafe açısından söyledim. Mesela İzmit statında oynasak bile İsmet Paşa'da oynasak bile onu anlatmaya çalışıyorum.
bizim için en son çözüm olimpiyat stadıdır. Biz de onun da artık son süreçlerine geldik. Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarıyla çok iyi ilişkileriniz var. Aziz Yıldırım bizde oynayın. Gazeteye söyledi geçen gün Aziz Yıldırım bizim stadda oynayın demiş. Bizim şöyle anlatıyorum onu da. Bizim evimiz yıkılıyor. Bir yere gidip misafir olacağız. Misafir olan da misafir olduğu yere rahatsızlık vermez. Hı hı. Şimdi Beşiktaş UEFA, lig, kupa dediğiniz zaman Fenerbahçe veya Galatasaray'da baktığınız bu zaman 35 tane yakın, 30-35'e yakın maç oynuyorsunuz. O sahalarda çim problemleri de var. Kendileri oynarken sorun oluyor. Sorun senin için. Oluyor. Onun için de iyi bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sonlarına doğru geldik. Çözeceğiz ama Kasımpaşa şu bir gerçek var mı? Listede? Şu bir gerçek. Beşiktaş bir sene misafir olacak. Misafir olacak. Kasımpaşa stadı var mı? Daha sempatik bir stat lazım Beşiktaş'a bilen. Daha sempatik bir stat. Yok hayır onu da çok soruyorlar. Olimpiyat stadında maç olursa Beşiktaş ben gitmem seyretmeye açık söyleyeyim yani. Sen gider misin abi? Çok uzak. Rüzgar her bütün şartlar kötü yani taraftar için. Ben maç anlattım o stattan. Sadece iki gözüm görülerek anlattım yani. Ve ilkbaharda anlattım. Çok zor bir stat olimpiyat stadı. Biz her Kasımpaşa şeyin, ile ilgili her şeyin farkındayız. Her şeyi inceliyoruz. Sık dokuyoruz. Hiç merak etmeyin. Sizin yapmış olduğunuz bu yorumları biz yapıyoruz. Gelirine bakıyoruz. Taraftarımız gider mi diye bakıyoruz. Mesela olimpiyatta Haziran'dan itibaren metro çalışacak. Onu bile hatta içerisindeki o pistin oraya bir tribünler koyup daha yakınlaştırabilir. 50 tane alternatif üzerine bizim ekibimiz çalışıyor. En doğru çözümü yapacağız ama tek gerçek var. Bu sene stadımızda oynamayacağız. Başkan o kadar soru var ki.